merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında da çok değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi eğitim danışmanı, aynı zamanda da bilinçaltı dili uygulayıcısı efendim Seba Eroğlu bugün bizlerle. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim, bizlerle tanıyalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz, nasılsınız Seba Hanım? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Özge Hanımcığım. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Seba Serenat, 1970 Yozgat doğumluyum. İlk ve ortaokulu Almanya'da tamamladım. Daha sonra liseyi Ankara'da, Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dil Edebiyatı bölümüne girmeye hak kazandım. Paralel olarak eğitim fakültesinden de formasyonumu tamamlayarak aynı zamanda iki title'la ve de öğretmen olarak mezun olmaya hak kazandım. Üniversite öğrenimim sırasında TRT Çocuk ve Gençlik bölümünde 23 Nisan etkinliklerinde bir 6 ay öncesinden başlamak üzere yabancı konuklara, Almanya'dan gelen çocukların öğretmenlerine tercümanlık yaptım. Daha sonra yine 91 yılında Almanya'nın Mainz kentinde bulunan Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde çeşitli seminerlere katıldım. Mezun olduktan sonra 1995 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nde Alman edebiyat üzerine Franz Kafka'nın eserlerinde korku ve ölüm motifleri konulu yüksek lisansıma başladım. 1995 yılında yine öğretmenliğe, Milli Eğitim'in çeşitli kademelerinde öğretmenlik yaptım. Anadolu ve Fen Liseleri olmak üzere Almanca öğretmenliği yaptım. 2001-2006 yılları arasında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde, Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda eğitim ateşeliğinde koordinatör öğretmen ve eğitim ateşesi yardımcısı olarak 5 yıl yurt dışı görevinde bulundum. Türkiye'ye döndükten sonra, görev sürem dolup Türkiye'ye döndükten sonra yine öğretmenliğe devam ettim ve emekliliğimi hak ettim. Şu an emekli bir öğretmenim, aynı zamanda geçmiş itibariyle 23 yıl boyunca birçok öğrenciye danışmanlık, gerek devlet okullarının yanı sıra özel okullarda da zaman zaman ücretli öğretmen olarak görev aldım. İlkokuldan liseye kadar Milli Eğitim'in tüm kademelerinde, idarecilik de buna dahil, görevlerim olmuştur. Daha sonra ise emeklilik için her zaman kendime bir B planı hazırlamıştım. Kişisel gelişim 91 yılından beri ilgimi çekmekteydi. Onun altyapısını hazırladım, altını doldurdum. Kitaplar, işte o dönemde CD'ler vesaire aracılığıyla. Yurt dışında takibinde bulundum çeşitli eğitim kurumlarının yayınlarının. En son Brüksel Üniversitesi'ne bağlı Capital Akademi'de kişisel gelişim üzerine eğitimler aldım. NLP, koçluk, hipnoz gibi. Hı hı. Ve şu an sizin karşınızdayım. Uzun yıllar eğitim. Her daim hayatınızda kesinlikle olmuş, görmüş olduğum kesinlikle kadarıyla. Neden bu işi seçtiniz desem? Bir hikayesi var mı? Neden eğitim? Ben 1991 yılında rahmetli annemi kaybettikten sonra, Allah çok genç yaşta etsin, sağ olun, 40'lı yaşlarda kaybettikten sonra böyle bir varoluş sorgulaması içerisine girdim. Neden buradayız? Niçin gidiyoruz? Gibi kendime sorular sormaya başladım ve bunun izlerini sürdüm. O izler beni bugüne getirdi diyebilirim. Wow. Hepimizin bir aslında, evet, yazılan, oynanan bir hikayesi. Bir hikaye, bir kader var. Planı var. Var. Evet. O günlerden bugüne, bu hayatımıza hep var sanırım. Kesinlikle. İşte o yılların birikimini, deneyimini de üstüne ekleyerek, gerek kendi özel hayatımdaki, gerek iş hayatımdaki, öğretmenlik hayatımdaki deneyimlerimi birleştirerek bugünkü noktaya kadar geldik çok şükür. İki çocuk annesiyim, 30 yıllık evliyim. Bunun yanı sıra bağımlılık ve aile danışmanlığı da yine benim titüllerim arasında. Kızım da kendim gibi Almanca öğretmeni Fen Lisesi'nde. Oğlum yine Hacettepe'de
İngilizce dil bilimi okumakta, ayrıca dilciyiz bir taraftan da. Bu da bizim dış yayınları da takip etmemizi ve dış ülkelere kolaylıkla açılmamıza olanak sağlıyor. Yani bir ayağımda alanımla ilgili sürekli yurt dışında. Peki yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız bize? Yaptığım iş eğitim danışmanlığı, bilinçaltı dili uygulayıcılığı. Yani insanların hikayelerini çok merak etmişimdir. Herkesin çünkü bilinçaltında bilmediği, çoğunlukla bilmediği, normal günlük yaşamın içinde bildiği hikayesinin yanı sıra bir de bilmediği hikayeleri var esasında kayıtlı. Ben işte belirli tekniklerle o hikayelere ulaşıyorum. O kişilere de bunu fark ettiriyorum. Bu ayrı bir mutluluk oluyor. İşimin en keyifli yanlarından bir tanesi. Nasıl oluyor bu ilerleme peki? Diyelim ben geldim. Evet. Nasıl seanslar ilerliyor? Aha. Şimdi öncelikle biz bireyde tabii bir ön görüşme yapıyoruz. Birey zaten anlatmaya başlayınca dökülüyor. Çünkü insanlarımızın o kadar anlatmaya ihtiyacı var ki yani günümüz toplumlarında, büyük şehir hayatlarında, metropollerde eski hayatlar gibi değil artık yaşantılar. İnsanlar derdini anlatamıyor. Ve hayat zor ve stresli diye bakıyorlar. Hakikaten yoruluyorlar, yıpranıyorlar. Bilhassa kadınlarımız için bu meşakkat iki kat daha fazla, belki daha fazla. Dolayısıyla bir birikim oluşuyor. Çok yalnızlaştı insanlarımız. Yani biraz da bu teknolojinin ve işte sosyal medyanın etkisiyle yalnızlaştı. İşte paylaşamıyor, derdini anlatamıyor. Belki kimseye güvenemiyor. Hani bakış açıları bu yönde. O nedenle bir birikim oluyor insanların kafalarında, beyinlerinde. Çünkü her şey gibi, evrendeki her şey gibi duygu ve düşünceler de birer enerji. Ne oluyor? O enerji yükleri birikiyor elektrik akımı şeklinde beyinlerimizde kalıplaşmış davranışlara dönüşüyor ve bizi blokajlıyor, bizi gerginleştiriyor, bizi mutsuz ediyor, bizi engelliyor. İşte onların çözülmesine ve farkındalıklarının artmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Öyleyse danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Genelde işte farkındalık artırma yönünde oluyor, motivasyonlarının yükseltilmesi yönünde oluyor veyahut da işte motivasyon düşüklüklerinde ya da işte hayata karşı bir isteksizlik, bir yorgunluk, bezginlik durumlarında veyahut da ilişkileriyle ilgili sorunlarda işte atıyorum çocuğuyla ilgili, atıyorum çocuk annesiyle ilgili işte iki partner arasında hayatın her alanında amir memur ilişkisinde insanların o iletişimden kaynaklı, diyaloglarından kaynaklı ilişki problemlerindeki sorunlardan dolayı en çok bana geliyorlar ve diyorlar ki lütfen beni fabrika ayarlarıma döndürün Seba Hanım şeklinde bir yaklaşımla geliyorlar. Daha sonra inanılmaz bir enerji alışverişi oluyor. Ben öncelikle onlara bir psikolojik oksijen sağlıyorum. Bir uyum oluyor, bir güven ortamı oluşuyor ve böylelikle çok daha rahat açılabiliyorlar. Her şeylerini anlatabiliyorlar. Ben ona yönelik anlattıkları doğrultuda onlara işte NLP'nin, hipnozun gereklerini, tekniklerini uygulayarak çok verimli sonuçlara ulaştık şimdiye kadar. Geri dönütler inanılmazdı. Bazen ağlayarak mesaj atanlar, sesli mesaj atanlar. Bazen işte yazılı olarak DM'den vesaire başka WhatsApp'tan, özelden, Facebook'tan, Messenger'dan mesajlar geliyor. Yani onları okumak inanın yani hiçbir şeyle ölçülemez, hiçbir şeyle. Bu işin keyifli ve zor anları nelerdir? Keyifli yanlar işte bu bahsettiğim yeni hayat hikayeleri tanımak, insanların bilmediği bilinçaltındaki hikayelere erişmek, çocukluk anılarına erişmek, onları efendim rahatlatıcı telkinlerde bulunabilmek, motivasyonlarını yükseltmek. Yani bana geldiklerinde son derece yorgun, bezgin, mutsuz bir şekilde gelip kapıdan çıkarken asansöre kadar çekirge gibi zıplaya zıplaya gittiklerine tanık olmak ayrı mutluluk kaynağı. Zorluklara gelince hani çok ciddi anlamda bir zorluk ben yaşamadım çok şükür. Ne olabiliyor? Ufak tefek işte günlük hayatın içinde gecikmeleri olabiliyor, vaktinden önce gelmeleri olabiliyor gibi çok küçük ama yani buna ben olumsuzluk bile diyemeyeceğim çünkü keyifli yanları o kadar.
kadar fazla ki, o kadar fazla ki bu hiç kalıyor. Yani öyle ki sabahleyin ben alarm kurmuyorum. Gönüllü kendiliğimden uyanıyorum. Öyle ki işte karmış, soğukmuş, buzmuş, arabam bozulur mu o derdini taşımadan, gerekirse montumu giyerim, atkımı, şapkamı takarım, ben yürüyerek bile ofisime giderim. Efendim mesaim bitsin de dakikaları saymak nasıl bir şey? Onu kesinlikle aklıma dahi gelmiyor. Farkına varmıyorum, yani zamanın nasıl geçtiğini farkına varmıyorum. Ben gönüllü olarak süreyi uzatıyorum, seans süresini. Artı mesai bitiminde de eve geldiğimde, yani telefonum zaten belli saate kadar, gece yarısına kadar hep açık ve mesai saati dışında dahi, yani ödenen ücretin dışında dahi gönüllü ben danışanlarım için her zaman insana hizmete hazırım. Bu da yine danışanlarımı çok rahatlatıyor. Hani eşimle bir kafede otururken olabiliyor, yemek esnasında olabiliyor. Yani çok acil durumda çıkmam gerekiyorsa bile kendi işlerimi tolere edip, onlardan feragat edip yine ben o hizmeti sonuna kadar veriyorum. Hı-hı. Sonuna kadar, ama bu aşkla olabilecek bir şey hocam. Elbette. Yani bu kesinlikle ne parayla ne pulla olabilecek bir şey değil yani. Bazen insan şunu diyebilir, hani milyar verseler şu an o şeyde değilim, yapmam mümkün değil diyebilecek insanlar olabilir belki. O modda olabilir. İnsanlık hali, hepimizin zor anları olabilir, ama benim bir danışanım aradı da benim için hayat duruyor. O boyutta. Çok samimi söylüyorum bunu. Çok samimi söylüyorum. Son olarak izleyenlerimiz öyleyse neler söylemek istersiniz? İzleyenlerimiz çekinmesinler. Kendilerini bunalmış hissettiklerinde, yorgun, mutsuz hissettiklerinde, hatta hiçbir şey olmadığında kahve içmek, biriyle sohbet etmek, bu alanda uzman biriyle tanışmak, farkındalıklarını arttırmak, hayatlarında yeni noktalara dokunmak istiyorlarsa, yeni yaratımlar yapmak istiyorlarsa, yaratım derken yanlış anlaşılması bu. Allah Teala bize kendi özünden üflediği için bizler aslında sonsuz olasılıkları seçme hakkına sahibiz. Bizim sadece ana yollarımız belli, ama ara yolları Allah Teala zaten bize o şeyi vermiş. Dolayısıyla yeni yaratımlar yapmak istiyorlarsa, hayatlarına yeni kapılar açmak istiyorlarsa, yeni yollar denemek istiyorlarsa, ya her şeyden önce bir görmek istiyorlarsa, farklı açıdan, farklı bir pencereden hayata bakmak istiyorlarsa, buyursun gelsinler efendim. Vallahi kapım şahane. Herkese açık. Bir işe bilene gitmekte fayda var. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Sebo Hanım. Ben teşekkür ediyorum sizi tanıdığıma. Çok memnun olduğum kanalımıza. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Enerjinize sağlık. Çok mersi. Sevgiler, sevgi ve enerjiyle kalın. Süpersiniz efendim. Değerli konuğumuz, eğitim danışmanı, aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi bilinçaltı dili uygulayıcısı efendim Sebo Eroğlu bugün işi bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.